geceler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. İbrahim Bey, ne yapıyorsunuz? Çok terbiyeli ya, maşallah. Evet, dinliyorum. Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün yaşanan terör saldırılarının ardından bugün Fransa'da havalimanı kapatıldı ve bomba araması yapıldı. Amerika'da da dünyanın en büyük havalimanı terör korkusu nedeniyle bir süreliğine kapatıldı. İnsanlar panik şekilde havaalanını boşalttılar. Terörle bütün dünyayı sallıyor olmaları çok şaşırtıcı. Buna tedbir alacaklar ama kaçma, gizlenme, havaalanı kapatma gibi yöntemlere başvuruyorlar. Halbuki çözüm o değil. Çözüm fikri. Fikirlerle de anla. Süpersin. Very, very beautiful. Teşekkür ederim. Tedbire bak ya. Havalanı kapatıyor. Kaçma. Panik. Saklanma. Çözüme bak ya. Adam karşına fikirde geliyor. Kitapları var, dergisi var, yazısı var. Sen de ona fikirle karşı çıkacaksın. PKK'ya karşı da, IŞİD'e karşı da yapılacak olan budur. Fikirle karşı çıkmaktır. Tartışma ortamı meydana getirmektir. Adam intihar edecek kadar kararlıysa bir fikri var demektir. Geç. Değil mi? Hepsi kendini öldürmeye hazır. Ortada bir fikir var demektir. Yanlış fikir. Yanlış uygulama. Bunu anlatmak gerekiyor. Katiller diye bağırmanın olmaz. Çünkü adam öldürmeyi zaten kutsal görüyor. IŞİD'de, PKK'da. PKK, Stalinizm, komünizm açısından kutsal görüyor. IŞİD'de cihat mantığı açısından Kur'an'ın emri gibi yahut peygamberin emri gibi gösterdiği için böyle bir uygulamaya gidiyor. Ara ara kapıyı açmanız lazım. Fikir araç her şeyi deniyorlar dediniz. Evet. Fikirden şiddete kaçınıyorlar. Havalanı kapat nereye kadar yani. Alışveriş merkezlerini kapatıyor, havaalanını kapatıyor. Böyle çözüm olmaz. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki saldırganlardan birinin 2015 Haziran ayında Türkiye'den sınır dışı edilen bir kişi olduğunu ve Belçikalıların adı geçen bu teröristi serbest bıraktıklarını açıkladı. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizme bağlantısını tespit edememiştir. Dünya terörü yeniden tanımlamak zorundadır. Bir daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki saldırganlardan birinin 2015 Haziran ayında Türkiye'den sınır dışı edilen bir kişi olduğunu ve Belçikalıların adı geçen bu teröristi serbest bıraktıklarını açıkladı. Şöyle söylüyor, bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir. Dünya terörü yeniden tanımlamak zorundadır, dedi. Tanımlaması ne fark eder ki? Onunla mücadele çok önemli. Fikri mücadele çok önemli. Fikirle mücadele etmedikten sonra istediğin kadar tanımla. Evet, dinliyorum. YPG Brüksel'deki saldırının ardından sözde kınamak ve terörü lanetlemek için saldırının gerçekleştiği metro istasyonu önüne mum yaktı. Çiçek bıraktı. Fotoğraflar da vardı. Evet. YPG yüzsüz, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz, karaktersiz, üçkağıtçı PKK yapılanması. Haysiyetsizce kendi yaptıkları bir konuda özür beyan eder gibi yahut işte nazik adam havalarında veyahut üzülmüş havasında bir görüntü veriyor. Kendince çirkin bir propaganda yöntemi. Profesyonel katil oldukları halde mafyanın oraya gelip karanfil bırakmasına benziyor. Aynısı yani. Evet, dinliyorum. Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yapılacak herhangi bir yardımın
PKK'ya destek anlamı taşıdığı belirterek PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir dedi. Doğru, güzel söylemiş. Bir daha söyle. Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye yapılacak herhangi bir yardımın PKK'ya destek anlamı taşıdığını belirterek PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir. Maşallah, kafası çalışan, mümin bir insan olduğu için güzel konuşuyor. Doğru konuşmuş. Yine Barzani'ye Amerika PKK ile PYD'nin aynı örgüt olduğunun farkında değil mi diye sordular. Şöyle cevap verdi. Onlar da çok iyi biliyor ancak çok iyi bildiklerini dile getirmek istemiyorlar. Bildiğiniz üzere bizim de Amerika'nın da önceliği DAEŞ ile mücadeledir. Bu yüzden görmezden gelmeye çalışıyor olabilirler. Görmezden geliyor mu? Başına bela olduğunda mı görecek? DAEŞ'in 10 misli pisliktir. PKK. DAEŞ'i fikirle durdurmak mümkün. Kur'an'la durdurmak mümkün. Ama PKK'yı Kur'an'la durdurmak mümkün değil. Direkt Allahsız, kitapsız, Stalinist, komünist, pislik, kahpe bir yapılanma. Ne diyelim? Sevmek de güzelleşir dünya diyelim. Sevmek de güzelleşir dünya. Evet. Nasılsın? Çok iyiyim, elhamdülillah, siz? Allah'a şükür. Gökhan Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim adam, elhamdülillah. Siz nasılsınız? Allah'ım da olsun. Çok şıksınız yine, maşallah. Yok, her yani. Zamanki halimiz normal. Her gün görülmesi gerekiyor. Ne? Her gün görülmesi gereken. Bu ne kadar da böyle? Evet, eğer dışarı çıkarken herhangi bir kalbide alıp çıkıyorsun. Evet, dinliyorum. Kartal'da 16 gün önce kaybolan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Berat Can Karakütüğün vefat ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuk vefat etmiş şekilde Tuzla'da bir ormanlık alanda bulundu. Tuzla'da ormanlık alanda çocuğun ne işi var ya? Kaçırmışlardır. Cinayettir. Yani onu tabii araştırır polis. Evet, dinliyorum. Cezaevleri ya da diğer kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve önlenmesi için meclise sunulan önerge muhalefet partileri tarafından kabul edilirken AK Partililerce reddedildi. Bu durum hükümete yönelik büyük eleştirilere sebep oldu. Bir daha. Cezaevleri ya da diğer kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve önlenmesi için meclise sunulan önerge muhalefet partileri tarafından kabul edilirken AK Partililerce reddedildi. Bu durum hükümete yönelik büyük eleştirilere sebep oldu. Acaba neden reddettiler biliyor musunuz? Sebebini bilmiyoruz. Onu bir araştırın. Yani öbür türlü çok dedikoduya açık. Evet. Garip bir durum olur. Evet, dinliyorum. PKK'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'de açtığı ve tepkilere rağmen uzun süredir kaldırılmayan çadır, IŞİD'in şehirde yaptığı bombalı saldırının ardından yetkililerin isteği üzerine kaldırıldı. IŞİD'in nerede yaptı? Brüksel'de yaptığı bombalı saldırı. Ama yani rezalet, PKK gibi terör örgütüne çadır kurdurursan, evet. O zaman IŞİD de onun yanına çadır kurar. Değil mi? Evet. Ya ona müsaade ediyorsa ona da müsaade etmen lazım. Evet, dinliyorum. Hollanda terör tehdidi nedeniyle İstanbul'daki konsolosluğunu kapattığını duyurdu. Hollandalılara konsolosluk çevresinde bulunmamaları ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeleri çağrısı yapıldı. Bir daha. Hollanda terör tehdidi nedeniyle İstanbul'daki konsolosluğunu kapattığını duyurdu. Hollandalılara konsolosluk çevresinde bulunmamaları ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeleri çağrısı yapıldı. Evet, çözüme baktı, hizaya geldi. Bilimsel, akılcı, fikirle çözüm getireceklerine, fikirle yenmeye çalışacaklarına, kaçma, kapama, gizlenme yöntemler kötü, yanlış. Dinliyorum. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, Reza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakabileceğini yazdı. Haberde tutuklama kararı Erdoğan'ın yakın çevresine kadar ulaşan
ve kurduğu partinin itibarını sorgulatan yolsuzluk suçlamalarını tekrar gündeme getirdi ifadeleri kullanıldı. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, Reza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakabileceğini yazdı. Haberde tutuklama kararı Erdoğan'ın yakın çevresine kadar ulaşan ve kurduğu partinin itibarını sorgulatan yolsuzluk suçlamalarını tekrar gündeme getirdi ifadeleri kullanıldı. Yani mümkün. Yani o tip konular gündeme gelebilir. Ama bağlantı kurmakta zorlanabilirler benim kanaatim. Çünkü AK Parti bir parti yani nihayetinde. Hata yapan varsa o onu ilgilendirir. Partiyi niye ilgilendirsin? Değil mi? Kaç kişi ise kimse onları ilgilendirir. Bayağı doğaldı. Yeniden film çekmek istiyor olabilir. Yardımcı olun. Evet. Hazreti Yakup peygamber olduğunda 101 yaşında. Hani bazı papalar var diyorlar ki ya diyorlar işte Mehdi ileri yaşlarda nasıl Mehdilik yapacak? Bak 101 yaşında peygamberlik geliyor. Ona göre düşüneceksiniz. Hazreti Yusuf'a peygamberlik geldiğinde 56 yaşında. 37 yaşında zindandan çıkıyor. Uzun süre Mısır'da güven kazanıyor, insanlar onu seviyor. 50'li yaşlarında idareci oluyor. Evet. Mehdi de Mehdi olduğunu başa geçirildiğinde mi anlar acaba yoksa daha önce hisseden mi? O anlama diye bir şey olmaz. Her an bir korku içinde olduğuna göre, Allah'tan korktuğuna göre hiçbir zaman için öyle bir iddiası olmayacak demektir. Çünkü bak nesir kuşunun diyor titremesi gibi Allah'tan korkar titrer. Bu ne demek? Her an cehenneme gitme korkusu içinde. Nasıl Mehdi'lik iddiası olsun?
güven ve korku arasındır. Lider olması bir şeyi değiştirmez. Ancak hüsnü zan edilebilir. Diğer peygamberlerin birçoğuna peygamberlik çok ileri yaşlarda gelmiştir. 90 yaşında, 80 yaşında. Hazreti Süleyman'ın sarayı da mescit ayrıdır. Hazreti Süleyman'ın mescidi ayrıdır. İkisi birbirine karıştırılmaması lazım. Sarayı mescitten çok çok büyük. Heykeller, resimlerle süslü. Çok muhteşem. Mescit daha ufak, daha küçük. O Sebe Melikesi'nin girmeye çalıştığı, havuz zannedip girmeye çalıştığı o harika yapı falan her şey sarayında mevcut. Yani evine davet ediyor. Mescide davet etmiyor. Yani mescitte olmuyor bu olay. Havuzlar, büyük leğenler, çanaklar. O hepsi evinde. Yani o sarayında var. Kur'an'da tarif edilen kısım. Mescitte değil. Tapınak çok süslü ama daha çok vaaz dinlenen, işte ibadet için gelinen bir yer. Namaz kılmaya geliyorlar Museviler oraya. Cizre'nin tamirini hızlandırırsa hükümet iyi olur. Yani elle tutulur bir ön örnek olsun. Çok süratli yapsınlar. Yani 3-5 aya bitirseler çok süksel olur. Ortodokslarla protestanların birleşme kararı almalarının nedeni Hazreti İsa'nın gelmiş olması olarak ifade ediliyormuş. Yani İsa'nın gelmiş olduğuna inandıkları için birleşme kararı aldıklarını belirtmişler. Ben burada daha önce söylemiştim, toplantı yapmıştık. Ya neden birleşmiyorsunuz falan demiştik. Ama 10 yıl oluyor biz bunu söyleyelim. Değil mi? Bayağı olmuştur. Yani çok kalabalık da böyle Hristiyan rahipler vardı. İnşallah dediler öyle bir girişimimiz olacak, papayla görüşeceğiz. Dediler, ya ve sonunda da oldu maşallah. Sen kamera mı geçeceksin? Tamam geç hadi. Birini göndermemiz gerekiyor. Sen geç. Bin yıl aradan sonra Hristiyanlarda böyle bir birleşme oldu. Ortodokslarda Protestanlar. Hazreti İsa'nın gelişi için hazırlık. Geldiğine inanıyorlar. Türkiye'nin de merkez olduğuna inanıyorlar. Bu ahir zaman olaylarla ilgili olarak. Bu da çok manidar yani. Evet. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten dinliyoruz.
Gürültü kirliliği yapmak istemiyorum. Tamam, kim söylemek ister? Semih söyleyeyim. Erel, ha tamam. Erel Bey, ustası var kendim. Buyurun, dinliyoruz. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabrine uslandı artık, sabrine uslandı artık. Helal. Bilmiş adamları çıkarıyorlar. Bilmiş uzun uzun boş boş konuşuyorlar. Ve hiçbir zaman şimdi olayın özüne yaklaşmıyorlar. Yani fikri mücadele ısrarla kaçınıp ağzını almıyor. Yani fikri mücadele yoksa zaten yenildin demektir. Fikri mücadele olmadan yenemez. Korkuyorsun adam fikrinden. Git tartış, konuş. Sen konuşamıyorsan konuşabilecek adamlar var. Onları devreye sok. Evet, dinliyorum.
AK Parti çocuk istismarının araştırılması konusundaki itirazını sonradan kaldırmış Adnan Bey. Mecliste araştırma komisyonu kurulması konusunda diğer 3 partiyle birlikte mutabakat sağlanmış. Tamam. Tabii öbür türlü kuşku meydana getirirdi. Olmaz. O sandalye fazla mı oluyor orada? Onu alalım, evet. Anna çok temiz yüzlü ya, maşallah. Bayağı güzel kız. Hazreti Musa'ya 70 yaşında peygamberlik geliyor. Medyen'e gittiğinde 40 yaşında. 30 yıl kalıyor orada. Orada peygamberlik geliyor işte, karısı ve çocuklar da gelirken. Dağda peygamberlik geliyor. Mısır'dan çıksın da 80 yaşında. 40 yılda çölde kalıyor. 120 yaşına kadar yaşıyor. Geçmişteki peygamberlere, peygamberlik geliş yaşlarına bakarsak böyle bir konum olmayacağını anlarlar. Anlıyoruz. Yok, Nuh'la kıyaslayamayız tabii. Bir ahir zamanda bir makul bir yaş olacaktır da. Ama Mehdi yine de uzun ömürlü olacak inşallah. Ama makul olur yani, tabii o kadar çok. O çok zaten dünyanın ömrüne sığmaz. Bizim yolun üstünde o viraj yerine bir köpek var. Acayip sevimli. Her yere gittiğimde orada seri serpe yatıyor böyle asfaltın üzerinde. Hiç umurunda bile değil. Soğuk da onu ilgilendirmiyor. Asfaltın soğukluğu da ilgilendirmiyor. Geleni geçeni keyifle seyrediyor da. Maşallah. Evet, dinliyorum. Barzani, Sayın Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Erbil'e geldiğini ve şöyle söylediğini belirtti. Sayın Erdoğan, Kürtleri inkar etme dönemi bitmiştir demiş Erbil'de. Bunu önemli bir gelişme olarak değerlendirdi Barzani. Ben birkaç kez Sayın Erdoğan'la görüştüm. O herkesten daha iyi Kürt meselesini anlıyor. Ondan duyduklarımı başka hiç kimseden duymadım şeklinde konuştu. Ya Kürt meselesi diye bir konu yok. Oradaki Arapların da, Kürtlerin de, Türklerin de hepsinin rahat yaşaması gerekiyor. Evet. Kürt meselesini sanki öbürler hepsi meselelerini halletti de bir tek o mesele kaldı gibi oluyor. Biraz ayıp o. Irkçı bir üslubu andırıyor. Orada Arap meselesi de var, Türkmen meselesi de var. Halk orada eziliyor. Gel yavrum. Sen kalk şey, arkaya otur. Ender sen de git oraya, arkaya otur. Belir şöyle gelebilirsin. Yani. Orada üşür müsün sen? Yok, üşümem. Tamam. İstersen kameraya da geçebilirsin. Ya nasıl? Evet. Tamam, otur. Ya sen ikiniz yer değiştirin. Sen şey başa geç. Anla ışık gibi maşallah ya. Çok güzel. Pür yani fidanlans. Ya namaz kılan insan cennete gidecek, namaz kılmayan cehenneme gidecek diye bir şey yok. Namaz kılmaz ama bir gün tövbe eder, kılar. Efendim. Namaz, ömür boyunca namaz kılar da cehenneme de gidebilir. Burada samimiyet çok önemlidir. Allah samimi kullarını kurtaracağını söylüyor. Samimi. Çok net ifade Kur'an ifadesi. Ancak Allah'ın samimi kulları kurtulur diyor. Bitti. Bir aydan beri her gece sizi izlemeden uyuyamıyorum. Beni çok etkilediniz. Yüce Allah sizden razı olsun. Sevgiyle kalın diyor. Adnan Bey merhabalar. Arkadaşım Mustafa Zafer Özkan'ın tavsiyesi üzerine diyor. İzlemeye başladım diyor. Maşallah.
Cemaatinize nasıl katılabiliriz acaba? Hocamızın muhabbetleri çok güzel maşallah. Ahmet İnter. Her zaman söylüyorum. Vesikalık iki isim. Muhtar İlmi haberi. Temiz kağıdı. Önce kayıt yaptıracaksın. Sonra kimlik vereceğiz. Cemaatse katılmıştır. Ya şu da bu müminler hepsi tek bir cemaattir. Bütün camiler bizim cemaatimizin İnşallah. Binasıdır. İnşallah. Bütün Müslümanlar bizim cemaatimizdir. Bütün dünya Müslümanları. Allah aşkıyla sevdiğim ruhum, canım bir tanem. Allah aşkıyla seni çok seviyorum. Seni bizlere gönderen Rabbime kurban olayım. Ben Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Benim Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Allah'ım kendisini ve sizden ayırmasın. İnşallah seni candan çok seven Meryem. Bastonsuz ihtiyar. Çok şahane. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah razı olsun. Yine sizinle birlikte hoş sohbetiniz. Gönlümüz açıyor. Durmak yok. Yola devam. Tekrar hayırlı yayınlar inşallah. Ben biraz da kısaltıyorum yani. Çünkü bazen selam kısmı uzun oluyor. IŞİD'le PKK'yla fikre mücadele etmezler, yenemezler. Yenemiyorlarsa yenecek adamlara bu işi tevdi etsinler. Evet. Kaçmakta kurtulamazlar. Bağırmakta netice alamazlar. Gizlenmekte olmaz. Evet, dinliyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde PKK'lı bir grup Nevruz kutlamalarını bahane ederek milliyetçi öğrencilere saldırdı. PKK'lıların pala ve döner bıçaklı saldırısında yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Fotoğraflar da var. Saldırıya uğrayan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'nde aylar öncesinden sosyal medya üzerinden tehdit edilip hedef gösterilmiş. Bir daha oku bakayım. Hacettepe Üniversitesi'nde PKK'lı bir grup Nevruz kutlamalarını bahane ederek milliyetçi öğrencilere saldırdı. PKK'ların pala ve döner bıçaklı saldırısında yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'nde aylar öncesinden sosyal medya üzerinden tehdit edilip hedef gösterilmiş. Polis niye önlem almıyor ya? Daha önce de olay olmamış mıydı orada? Evet, evet. Yani iki türlü olur ya, devlet koruyacak. Ya insanlar kendini koruyacak. İnsanların kendini koruması olmayacağına göre devlet koruyacak demektir. Böyle olmaz. Yani mutlaka polis önlem alsın. Bugün Eskişehir Üniversitesi'nde de AK Parti öğrenci grubu lideri 10-15 öğrencinin saldırısı ve tacizine uğramış Adnan Bey. AK Partili çocuk tek başına diğerleri toplanmışlar, hakaret edip kafasını itip kalkmışlar. E kardeşim, buralarda polis yok mu? Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum ki. Yani dağ başı gibi. Çok garip bir durum. Yani öğrencileri kendini savunmaya mecbur eden bir mantık var gibi olur. Bu da çok riskli olur. Yani anarşi meydana gelir, Allah seversin. Polis gereken önlemi alsın. Yani daha önce mülteciler kendi kendilerini koruyorlardı. Polis koruması pek yoktu. Darmaduman oluyordu komünistler. Yani şimdi böyle bir şey olmayacağına göre, olmaması gerektiğine göre polis gereğini yapsın. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim.
Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. And it's hardly not real. Boy meets girl, opposites attract. It's physical, only logical. Oh, darling. Evet, dinliyorum. Ünlü iş adamı Ali Ağoğlu, Beyoğlu'ndaki saldırı sonrası vatandaşların şehit düştüğü yere gidip gül bırakmasını esprili bir dille anlatıp uzun uzun gülünce insanlar tarafından büyük tepki gördü. Ne yapmış, nasıl yapıyor? Şöyle söylüyor, 15 yıldır Beyoğlu'na gitmediğini, Beyoğlu'na gidip nostalji yaptığını ama insanların fakir olduğu için karanfil bırakırken kendisinin gül bıraktığını söyleyip bütün salonla birlikte gülmüşler. Sosyal medyada bu durum tartışma konusu olmuş. Ya boş bulunmuştur, o kadar büyütmeye gerek yok ya. Yani kendince espri yapmak istemiştir. Yani ağlayacak hali yok sürekli yani, ne yapacak? Yani ne kadar büyütüyorlar her şeyi Allah'a ya. Her sözü düzgün insan konuşamaz. Boş bulunmuş olabilir, heyecanlanmış olabilir. Aklına gelmemiş olabilir. İnsanlık hali. Sana bir tane. Çeşitli hayvanların yavrularıyla resimlerinden gösterebilir misin? Bakayım. Hoppala, ufaklıklar. Açın anlamda. Ufaklığa bak sen annesin yanında. Ay sarılma şekilleri çok güzel oluyor. Yüzlerindeki mutluluk da çok hoş. Bir kaz ördek ekibi şart bize. Evet. Havalar düzelsin. Aslan ya bak annesini götürme şekli çok komik. Evet, dinliyorum. Can Dündar, hakkınıza yeniden tutuklama çıkabilir mi sorusuna? Şöyle cevap verdi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp bu kararı tanımayın diye hakimlere talimat verirse elbette o hakimin ne yapacağından emin olamazsınız. O yüzden tutuklama da gelebilir. Cevabını verdi. Evet. Hukukun tam uygulanması, doğru uygulanması lazım. Sonra pişman olacak kararlar olmaması gerekiyor. We'll be right back.
insanlar büyük bir gerilim yaşıyorlar. Yakın bir zaman sonra da büyük bir rehavet yaşayacaklar. Sonundan da kıyamet kopacak. Son zamandayız. Dünyayı deliler gibi sevenler dünyanın boş olduğunu anlayacak yakın bir süre sonra. Kıyamet çok yakın. Çok çok az bir vakit var. ...2120 gibi diyor belli zaman. Hadislerin işareti de o şekilde görünüyor. Evet. Bebekle kedinin beraber uyuduğu bir video vardı. Bakayım. Çok şahane. Ama acayip iriymiş kedi de maşallah ya. Bacakları da sopa gibi. Dün bizim Sarman'ın yaptığı olay. Baygın uyuyor. İkisi de uyuyor. Çok şahane uyuyor. İkisinin de uykusuz olması çok güzel olmuş. Bir de patisonun altında. Maşallah. Dün Sarman buraya daldı biliyorsunuz. Evet. Kovalamaca. Sonrasında da bayağı. Sonra gitti kapıda gördü. Bir sefer acıdım. Ettim böyle bir şey. Çık Sarman dışarıya çık diyorum. Çıkmıyor. Ettim bana baktı böyle. Sonra kendini yere attı. Evet. Bir şeyler yaptı. Yok çıkmak istemedi. Ben de ellemedim. Ne yapıyorsan yap o zaman. Okullarda tabii ki polis olması lazım. Hem sivil hem resmi polis olması lazım. Güvenlik açısından. Çünkü PKK fink attığı yerler de olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Gençlere saldırıyorlar. Palayla, bıçakla, silahla. Gençler kendini nasıl korusun? Devletin koruması lazım. Peki polisi kim koruyacak diyor. Polis kendisini korur. Devlet ona imkan vermiş. Evet dinliyorum. Atilla Yayla yazısında PKK'nın Stalinist olduğunu yazdığım her seferinde bu tespitime kızanlar nereden çıkarıyorsun, delillerin neler sorularıyla itiraz ediyor. Bu itirazları önemli ve beni tespitimi desteklemek için bilgi ve belge bulmaya teşvik edici buluyorum. PKK'nın hangi ideolojiye bağlı olduğunun belirlenmesini de bu örgütün ne yapmak istediğinin ve ne yapabileceğinin anlaşılmasında anahtar olarak görmekteyim dedi. Yavaş yavaş Stalinizmin, komünizmin ne olduğunu anlamaya başlamışlar. Evet. Bir anlasınlar sonra da mücadele. İnşallah. Sonra da ilmi mücadele. Ama bu da iyi bir gelişme. Kızlar tek geldi, bir gülüşe razıydım, 5 milyonluk çek geldi.
yaşandım yeklerde, bugün fabriklerde bir gülüşe razıydım, 10 milyonluk çekerdi. Hoppa, hadi bakalım. İnsan dayanamaz fiste fırlar. Ne biçim delikanlısınız? Kalk! Ceza işte. Müziğe siz saygı duymazsanız müzik de size böyle ters teper yani. 2 saat müzik çalıyor. Adamlar umurunda bile değil. Dayanamayıp direkt fırlayacaksın. Elinde bir şey varsa direkt atacaksın. Davetle gelinmez. Müzik seni davet ediyor zaten. Evet, oraya 3-5 sandalye daha koyun da Ümmet-i Muhammed otursun. Dinliyorum. Adnan Bey, ateş kuşağı ile ilgili bazı fotoğraflar göstereceğim. Çok nadir görülen doğa olaylarından birisi. Işık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması ile meydana geliyor. Çok şahane renkler. Maşallah. Bayağı güzel görünüyor. Cennet göğünün nasıl olacağına dair ufak alametler bunlar. Çeşitli kuş yuvaları resimleri göstermek istiyorum ben. Bakayım. Vay çete vay. Vay dombili vay. Ama felaket uyanıklar yani, her yer mükemmel. Hayret, hepsinin kendine has bir yuva stili var. Deliliğe baksana, acayip şey ya. Maşallah. Her biri ayrı güzel. Bir dek sefere biraz kısa da teknik detay da verirseniz daha iyi olur. Etiketimiz ise Adnan Bey. Maşallah. Bakayım.
yapacakmışlar. Ruhumun ışığı çok özledim diyor Melike. Taylan 53. Mehdi'nin gelmesi yakındır hocam. Dünya yaşanmaz hale geldi diyor Yaşar Taylan. Canım bir tanem, canım hocam seni çok seviyorum. Dua edin bana. Sevgim sonsuza kadar devam etsin. Dünyanın en iyi, en dürüst, en sevilmeyi hak eden insanısın, nurumsun. Yıldız bunu demiş. Evet. Varlığıyla değer kazandım, sevgisiyle bahtiyar oldum. Canımın canı, insanlığın iftiharı biriciğim. Sana gönül verenlere selam olsun diyor. Arzu yazmış bunu, evet. Merhaba hocam, Ensar Vakfı ile ilgili haberleri nasıl anlamamız gerekiyor? Saygılar. Kardeşim, holdingler oluyor. Holdingde bir adam, bir hırsız çıkıyor. O holdingi ilgilendirmez. Ensar Vakfı'ndan da bir sapık çıktıysa o şahsı ilgilendirir. Suçun şahsiliği prensibi vardır. Bütün bir vakfı nasıl ilgilendirsin? Yani hangi vicdan bunu kabul eder? Bir aile içinde bile ilgilenmez. Mesela oğlu katil oluyor, babasını ilgilendirmez. Babası dindar, kendi halinde bir şey. PKK'lı oluyor oğlu. Adam 5 vakit namazında oluyor. Adamı ne ilgilendirir yani? Gelenekçi kitaplarda Hazreti İsa'nın saçının haşa terden dolayı ıslandığını söylüyorlar. Bu çok çirkin. Tam gelenekçi münasebetsizliği. Gelenekçi densizliği, çok yakışıksız. Yani hep böyle. Bütün açıklamalarında bunları görüyoruz. O sevgisizlik yüreklerini işlemiş. Halbuki bak saçına su değmediği halde diyor. Saçı ıslaktır diyor. O zaman diyor terlemiştir diyor. Yani o kadar bakımsız ki. Terliyor, saçı yapış yapış oluyor. Su akıyor saçının terden dolayı. Ne kadar çirkin bir ifade ya. Peygamber'e layık gördüğü söze bak şunları. Tam gelenekçi münasebetsizliği yani. Halbuki onun kendine has saçı ıslak gibi görünüyor. Şeffaf saçı. Yani bir orijinallik olarak, bir mucize olarak Allah yaratıyor. Tertemiz saçı, pırıl pırıl. Bak su değmediği halde diyor. Islak gibidir diyor. Öbürü diyor ki terlemiştir diyor. Aytu bayan ismi mi? Erkek. Genel. Erkek ismi. Hasan Can. Halil. Lusif. Elçin. Peygamberimiz tarifleri falan da öyle oluyor. Mehdi tarifleri diyor ki bak gelen şey. Burnu ince diyor. Ucu kıvrık diyor. Ve uzun diyor burnu. Yani bak düşün. İp ince bir burun. İncecik. Ucu kıvrık aşağıya doğru. Yani korku filmlerindeki bir insan tarif ediyor gibi. Yani bunun bir oyun olduğunu fark edemiyorlar. Bunu da yayınlıyor adam. Mehdi'nin burnu kalkık ve küçük. Ve biçimli. Nereden çıkarıyorsun ya? İnce uzundur diyor burnu diyor. Uzun ince, ucu da kıvrıktır diyor aşağıya doğru diyor. Akıl almaz bir vicdansızlık. Alenen açıkça yalan söylüyorlar. Burnu küçük. Yanlardan da tabii ki ince olur küçük olunca. Ama biçimli kalkık bir burnu var Mehdi'nin. Bülent, sende en olmadık yerlerde uyuyan kedilerin fotoğrafları varmış. Önce bir video gösterir mi oradan? Bakayım. Dans eden bir at ve çocuğun videosu. Müzik yok mu? Evet.
Tamam, müzik olsa daha güzel olurdu. Olmamış. Ona bir müzik bulun, daha iyi olur. Çok güzelsin. Maşallah. Aylaz, bir kedimiz var. Bakayım. Ama bunlar çok iyi eğlence çıkmış. İkisi de bayağı şeker. Evet. Kedileri bekliyoruz. Yuta, çöl çiçekleri en resimlerini gösterebilir miyim orada? Çöl çiçeği, çölde evet. Açmış. Aman Allah'ım. Hakikaten bak, kupkuru ortam. Ne güzel çiçekler olmuş. Hayret ya, çölde böyle güzel çiçek olmaz. Allah'ın lütfu nimet ya maşallah. Çünkü çok kurak bir yer. Kedileri de gösterebiliriz. Ulan yerim ulan seni ben. Sizi tombililer siz. Bu kendinden geçmiş. Ha, çok güzel bardaklar kendileri maşallah. Şu düğün sarmanın yaptığı numaralar acayip hoşuma gitti. Torpil gibi içeriye daldı. Çıkması için rica ettik. Kapıya geldi, kapının ağzında durdu. Çıkmıyor dışarıya. Vallahi bana baktı böyle, vallahi etti. Artık anladık ki elleme diyor yani, ben çıkmak istemiyorum. Bayağı akıllı bir hayvan. Çok akıllı maşallah. Namaz konusunda vesveselere falan gerek yok. Namazı kıldı mı? Namaz namazdır. Çeşit çeşit vesveseler, bir o çeşit, bu bir çeşit, hiç gerek yok. Namazını kıldı mı bitti. Bozulması diye bir şey de yoktur namaz. Bozulmaz, hiçbir şey olmaz namazı. Bak buradaysa al getir şu herifim. Nasıl dombili olmuş, millet bir görsün.
Ama çok komik ya içeriye dalması. Normalde bayağı çekindi bu husus. Yani suç işlemiş havasında dalıyor içeriye böyle kulaklarını kısarak. Deli gibi daldı buraya, buraya girdi. Tedirgin bir şekilde, madem suç niye yapıyorsun? Dışarı çık Sarman dedik. Dışarı çık ısrar ettim. Tam kapının ağzına geldi, orada çıkmadı, orada köşede durdu. Normalde hiç bakmıyor, onun bir özelliği var. Yani insanlar hiç bakmıyor. Orada dikkatli tam gözümün içinden bakıp, oh, etti böyle. Başkasından da rica ediyor, sizden rica ediyor çıkmayı. Evet. Hayır, niye çıkmaması gerekiyor? Ne var anlamadım ki. O köşede durmak istiyor. Normalde hiç söz dinlemiyor. Siz çık dediniz, anında koşa koşa kapıya kadar gitti. Ama o kapıyı hakkı görüyor herhalde. Oradan çıkardığımızda... Yani onun mantıksı bu. Evet, normalde evde yaşaması gerektiğine inanıyor. Evet. Ya koltukların üstünde uyuması gerektiği falan. Daha sonra da alt kapıyı tırmalıyordum. Bir de üst katı daldı. Sarman uyut ne yapıyorsun falan dedik. Orada yarıdan döndü onda. Yani normalde yukarıdan birini demesi lazım. Ben buradan dediğim anda dedim. Uyut ne yapıyorsun lan Sarman dedim. Anladı yani onu. Yani çünkü çok büyük bir cesaret. Sarman'ın bazı resimleri var bende. Bakayım. Yüzünü bir göstersen, gözlerini göstersen. Böyle bir ağlamak bir garip hali var yüzünde. Ama irilik dehşet ya. Yani tipik bir ayı. Yüzündeki ifade çok hoş. Bir acayip birleşti ya bu. Yani normal boyutların üstüne çıktı. Tüyleri kesildiğinde çok morali bozuluyor. Yanında onda iptal oluyor. Ortalarda değilse boş verin, aramasınlar. Mahalleye gezintiye çıkmışsa ellemeyin. Evet, mahalle. Bazen komşuların evlerine giriyor. Orada resmini çekip gönderiyorlar, şu an burada de. Onlar arasında böyle bayağı memnun milletin arasında. Onda güzel bir komşuluk geleneği var. Yani komşu gezmesi çok hoşuna gidiyor.
Mart. Bediüzzaman Said Nursi'nin vefat yıl dönümü biliyorsunuz. Allah gani gani rahmet etsin. Mart ayı tabii ölümlerin çok olduğu bir aydır. Vücutta çok ciddi değişiklikler olduğu için kalp enfarktüsleri, kalp durmaları veya vücut direncinin kırılmasına bağlı olarak enfeksiyona bağlı ölümler Mart ayında çok olur. Bilinir yani. Salman'ın yeni bir resmi daha geldi. Arkadaşlarımızın arabasının önünde oturuyor. Arabada hafif hareket halinde ama hiç istifini bozmuyor. Yok, Salman'ı o ilgilendirmez. Salman için oturduğu yerin sıcak olması önemli. Araba gidiyorsa ne mutlu ona. Yani işte güzel beraber yeterli. ...1350'li yıllarda... yani İstanbul fethedilmeden önce Avrupa'da bir veba salgını çıktı. Halkın, Avrupa halkının %50'den fazlası vefat etti. Ya Avrupa diye bir şey kalmadı. Ondan sonra işte İstanbul'un fethi oldu. Allah fethe uygun bir zemin hazırladı o arada Avrupa'da ve dünyada. Osmanlı'nın dışında da bir güç kalmadı o devirde. Allah öyle bir kader yaratmış, öyle bir sistem yaratmış. En büyük güç oydu, Osmanlı'ydı. 1400'lerden 1580'lere kadar dünyada başka hiçbir askeri güç yok büyük Osmanlı'da. Ama hep işte bu vebanın etkisiyle bir güç olmaktan çıkmıştı Avrupa. Genç nüfus falan hepsi vefat etmişti. Yani çok büyük bir kıtal meydana gelmişti. Tabii bu da bir kaderde olan bir şey. Yani maşallah çok şuurlu. Maşallah. Aslında bir kedi cinsi aslında. O bir kedi. Fakat ben söylemiyorum kedi olduğunu. Güzel kuş resimleri vardı Allah'ın. Bakayım. Ayetlerle söyleyeyim. Fatır suresi 28. Öpmesi çok güzel ötüyor bunlar. Evet. Fatır suresi 28'de Allah şöyle buyuruyor. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Maşallah. Şu boyaya bak ya. Hayret, acayip güzel yani. Bordo, yani sarı, mavi en güzel renkler. Nur suresi 41'de Allah şöyle buyuruyor. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Maşallah. Ama bayağı süslü, çok güzeller maşallah. Nahl suresi 79'da şeytan Allah'a sanırım. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmüyorlar mı? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Bu çok tatlı hakikaten. Bunlar cennette konuşacak, artık tadından yenmeyecek hale gelecekler. Bunların arkadaşlık şahane. Baksana tiplere. Cennette bunların benzeri oluyor. Yani bir kalite, birkaç kalite daha güzel. Etiketimiz 9 numara Adnan Bey. Güzel. Hacettepe'de PKK'lı niye tutuyor bir kere hükümet? Buna niye müsaade ediyor? PKK'lılar bir yere gidip toplandık diyorlar. Tamam. Toplananların tamamının okuldan ilişkini kes. PKK'lı oluyor da nasıl okulda tutuyorsun? Yani bu müsamahayla alakası yok ki. Bunun demokrasiyle de alakası yok. Adamlar PKK'lı olduğunu açıkça ilan ediyor. Mesela 20-30 kişilik grup ya 50 kişilik grup. Hepsini okuldan balansını kes. Ayrıca suçtur PKK'ya mensup olmak. Onların ilgili de cezai işlem yapılır. Bir daha da hiçbir şekilde okula sokmazsın.
Gerekirse sınır dışı dediler bile. Diyarbakır halkının PKK'ya tepkisini gösteren bir video vardı. Gösterelim mi adamı? Göreyim. Geçmişte güçlü olsuna gelmiş. Yani bunu biz 30 yıldır buradayız, 40 yıldır buradayız. Biz hala devletin gelip bu yukarıdaki eve atılan roket gibi bir eve roket attığını görmemişiz. Devletin gelip duvarları kırıp duvardan duvara, daireden daireye tünel yaptığını görmemişiz. Barış barış diye insanlardan destek istediler, oy aldılar. Oyun neticesi bize gelen budur. Bakın bu yıkıntılar, bu roket kurşun girmemiş dükkandı. Cam kırılmamış evdir. Kırılmamış duvardır. Peki onların demokrasi yoksa biz bu demokrasi istemiyoruz. Onlara olsun. Biz bu demokrasi istemiyoruz kardeş. Size sesleniyorum. Selahattin Bey, Eyüp Bey, Kürlerin büyüğü, neredesiniz? Neredesiniz? Gelin bu halkın halini görün. Utanmıyorsunuz siz. Allah'tan korkmaz mısınız? Bu ne haldir? Ne perişanlıktır ya? Koskocaman şehri yıktınız. Çok tatlı dediler. Ama hükümet bir an önce yardımcı olsun, evlerini hemen önden süratle yapalım. 3-5 ayda bitirelim. Yani olabilecek en yüksek sürate uygulayalım. Elde tutulur bir netice görülsün hemen. Yani zamana yaymayalım. Şahane, güzel parça. Faaliyet haberlerimiz vardı Adnan Bey. Evet, dinliyorum. Kardeşlerimiz Yalova'da 1000 adet A9 TV broşürü dağıtmışlar. Ayrıca 4 Mart tarihinde Yalova Altınova Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ümit Topal ve Türk Ocakları Yalova Şube Başkanı Evren Çınar'ı, 9 Mart'ta da Yalova Müftü Vekili Kahraman Yaman ve Yalova Kırım Türkleri Derneği Başkanı Zeki Ertürk'ü ziyaret ederek kitaplarınızdan ve Türk İslam Birliği haritası hediye edip sohbet etmişler. Bursa'dan kardeşlerimiz 11 Mart günü Setbaşı semtinde 200 adet Harun Yahya eseri dağıtmışlar. Pazartesi günü de evde buluşarak Kur'an ayetleri okuyup sohbet etmişler. Gebze'den kardeşlerimiz 7 Mart tarihinde bir araya gelip Kur'an-ı Kerim okuyup beraber sohbetinizi dinlemişler.
15 Mart'ta Kayseri'den kardeşlerimiz evde sohbet için buluşarak Kur'an'dan ayetler ve sizin pişman olmadan önce kitabınızı okumuşlar. Gümüşhane'den kardeşlerimiz kitaplarınızdan halkımıza hediye etmişler. Balıkesir'den kardeşlerimiz 17 Mart'ta ev sohbetinde buluşup belgesellerinizden izlemişler. 18 Mart'ta da Estonya'dan gelen hemşire arkadaşlarla yemek yiyip sohbet etmişler. Aynı gün Balıkesir merkezde 225 adet Harun Yahya kitabı dağıtmışlar. İzmir'den kardeşlerimiz Pasaport İskele ve Manisa Turgutlu'da kitaplarınızdan ve PKK'ya kesin çözüm broşürlerinden dağıtmışlar halkımıza. Belçika ve Hollanda'dan çok sayıda kardeşimizin katılımı ile Almanya'da sohbet gerçekleştirilmiş. Adapazarı'ndaki kardeşlerimiz 3, 7 ve 10 Mart tarihlerinde ev sohbetinde bir araya gelerek kitaplarınızdan bölümler okumuşlar. Geçen pazar günü Malatya'da kitaplarınızdan 150 adet halka dağıtılmış. İstanbul'daki kardeşlerimiz 14 Mart'ta Samatya semtinde 1000 adet A9 TV broşürü ve 20 adet kitaplarınızdan dağıtmışlar. 17 Mart'ta da ev sohbetinde buluşarak Kur'an-ı Kerim ve sizin göz ardı edilen Kur'an hükümleri kitabınızdan bölümler okumuşlar. İnegöl'den kardeşlerimiz 8 Mart'ta CHP İnegöl Teşkilatı'ndan ilçe başkanı Halil Büyük Işıkları ve 17 Mart'ta İnegöl Kaymakamı Ali Akça'yı ziyaret edip sohbet etmişler ve kitaplarınızdan hediye etmişler. Ayrıca 13 Mart'ta da evde buluşarak sohbet etmişler. Bu pazartesi Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı Sevgi Yolu'nda halkımıza çok sayıda kitabınız hediye edilmiş. Bursa'dan kardeşlerimiz 13 Mart'ta Işıktepe Mahallesi'nde 1000 adet broşür dağıtmışlar. Ayrıca iki farklı günde bir araya gelerek sunumlu imani sohbet yapıp kitaplarınızdan bölümler okumuşlar. Ankara'dan kardeşlerimiz 21 Mart'ta Elvan Kent'te 25 adet kitabınızı, 22 Mart'ta da Keçiören Bağlarbaşı'nda 300 adet A9 ve Evrim Yoktur broşürlerini dağıtmışlar. Son olarak Sakarya'nın Erenler ilçesinde de A9 TV broşürü ve CD dağıtımı yapılmış 20 Mart tarihinde maşallah. Evet. Tuğla koyuyorlar. Deccal'in geçmemesi için. Bir tuğla daha, bir tuğla daha, bir tuğla daha ama her biri 100 bin kiloluk tuğlalar. Böyle yerinden oynayacak gibi değil. Ve dev bir kale inşa ediyorlar. Yıkılmaz, devrilmez bir kale. Her kitap küfrün ciğerine, beynine, manevi bir kurşun gibi. Ve hiçbirinin baş edemezler. Hepsi sonuca tutarlı, mantıklı, akılcı, delillere dayalı. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği gibi kesin açıklamalar ve kesin hükümler. Pakistan'dan izleyicinizim ben Anna Noktar'la buluşmak, görüşmek istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Akbar Şeyh hani tamam Pakistan'dan buraya gelmesi gerekiyor. Her gün şehit veriyoruz diyor. Siz nasıl müzik çalarsınız diyor. Yas istiyor. Matem. Şirk karakterini, şirk ahlakını istiyor. Allah'ın yarattığı kadere isyan etmemizi istiyor. Beğenmememizi istiyor. Allah'tan haşa şikayetçi olmamızı istiyor. Biz Allah'tan razıyız. Her yaptığını hikmetle ve güzel yaptığına inanıyoruz. Şehitlerimize de iftihar ediyoruz. Yas tutmuyoruz, matem yapmıyoruz. Bunun da şirk olduğunu biliyoruz. Böyle çirkin bir günah, harama bizi kimse davet etmesin. Etse de muhatap olmayız. Siz ayetin açıklamasını yapmışsınız Adnan Bey. Kaderle ilgili ayette. Öyleyse elinizden çıkana karşı üzülmeyin buyuruyor Allah. Tabii. Eğer üzülüyorsa harama girer. Kesin bir iman ile Mesih, Moşiyah'ın gelişine inanıyorum, yani Mehdi'nin.
ve gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum. Bu 13 ilke, Musevilerin 13 ilkesinden bir tanesi. Yani 13 ilke uymaları gereken 13 ilkeden bir tanesi. Bak, kesin bir iman ile Mesih'in gelişine inanıyorum ve o gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum. Mehdi'nin gelişi. Onlarda imani şarttır. Musevilerde. Şiilerde de öyledir. İmani şarttır. Ani ma amin ve emanah şellema ve biat. Biat Arapçada da biat. Aynısı. Hamoşya ve af al pi şehit ma mahim kolze ahke lobekol yomşe yebo. Kesin bir imanla Mesih'in gelişine inanıyorum ve o gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum. İmanın 13 ilkesi, bu 12. ilke. 12. imama da işaret. Musa nasıl Mısır'da Firavun'un evinde yetiştiyse, Mesih, Mehdi de Roma'da olacaktır. Yani İstanbul'da olacaktır. Her ikisinin de ortaya çıkması ve sonra gizlenmesi gerekmiştir. Mehdi'nin gizlenmesi. Biliyorsunuz Şia'da da var o. Midraş Rabot, Kohalet Rabbah 1'e 9. İstanbul'da çıkacağına inanıyor Museviler Mehdi'nin. Roma'da. İlk başlangıçta Mehdi çok az görünür olacaktır. Sonra daha parlak olarak ışıldayacak. Ancak sonrasında tüm ihtişamıyla şafak gibi sökecektir. Midraş, Sihirha, Sihirim, Rabba da bu geçiyor. Antik Yunan da vardı. Cenaze başında, gömülme töreninde ağlamaya meslek edilmiş kadınlar vardı. Para karşılığında ağlıyorlardı. Bunlar da antik Yunan'ın etkisindeler. Yani ölene ağlama eğilimindeler. Bu ağlayıcılar bir ağızdan yas ilahiler söylerdi. Koyu renk giyiyorlarmış, yani siyah renk giyiyorlarmış. Göğüslerini yumruklayarak dövünürlerdi. Roma İmparatorluğu'nda da, Roma putperest Roma'da ölen kişinin ardına yürüyenler ağıt yakarlar, ağlarlar. Ailesi tek tarafı yırtılıp açılmış eski elbiseler giyerdi. Putperest anime dininde de yas kültürü vardı. O gün yas gününde hiçbir iş yapılmıyor. Bugün Anadolu'da cenaze haber alanında her türlü iş bırakılıyor. Yani bakkalı varsa bakkalını kapatıyor, dükkanı varsa dükkanını kapatıyor. Bu putperest adeti. Ağlamak, sızlamak, kadınların saçlarını kesmesi, bedenlerine toprak sürmesi, bazen çok üzere uzun süre konuşmayarak yas tutması gerekiyordu. Hiç konuşmuyor. Niye diyor? Üzgünüm de onun için diyor. Antik Mısır'da 70 gün sürüyormuş matem. Mumya 70 gün devam ediyor. Mumyanın yapıldığı süre içerisinde sürekli matem devam ediyor. İnka medeniyetinde de öyleydi. Orada putperest bir din vardı. Başlarını ve göğüslerini vurarak ağlamak, geçit töreni yapmak, yüzlerini tırmalamak, hüzünlü ezgiler söylemek.
Ölen erkeğin eşi kirli kabul edilmiş. Kimse ona dokunmazmış. Kimseyle de yanına yanaşmazmış. Yani çirkin bir varlık olarak görülermiş. Eşi öldükten sonra kadının. Bak gariplerim her yerde eziyorlar yani. Eski Mezopotamya'da, Sümerler'de, Şaman kültüründe de hepsinde var bu ağıtçılık ve ağlama. Dolayısıyla biz Müslüman olduğumuz için bizde böyle bir şey yok. Bizi putperest hadisinden boş yere çekmeye çalışmayın. Çatışmada bir Müslüman kardeşimiz şehit olmuş. Allah gani gani rahmet etsin. Allah cennetini geniş etsin. Rahmetiyle sarsın, nuruyla sarsın. Annesine babasına Allah uzun ömür versin. Kabadayılığın şanındandır. Yani çocukları Hacettepe'de PKK köpeklerine ezdirmek hükümete yakışacak bir hareket değil. Hükümet orada asker polis bulundursun, sivil polis bulundursun, MİT elemanı bulunabilir. Efendim, özellikle öğrencilerin arasına sivil polis konabilir. Ayrıca resmi polis de bulunsun. Yani çevik kuvvet polisi. Her okulda bulunsun. Okula polis girmez diye bir şey yok. Görüyorsunuz işte zaruret var. Çocuklar döner bıçağıyla doğramaya kalkıyorlar. Yani şimdi ne yapsın çocuklar? Kendi kendini mi korusunlar? Devlet koruması gerekir. Çevik kuvvet bulunsun. Ve PKK'ya göz açtırmayalım. PKK'lı olanlar da zaten grup halinde bir arada bulunuyorlar. İşte büyük kolaylık. Hepsini alıp okuldan atsınlar. Ve hepsine ceza verilsin. Yani bu konuyu bu kadar uzatmanın bir alemi yok. Okullarda PKK'lı ne işi var ya? Okula PKK'lı sokulur mu? Mesela terör örgütü mensubuysa, PKK'lıysa hiçbir şekilde sokmamak lazım. Hemen tutuklayıp okuldan atacaksın. Kaydını da sileceksin. Ve mutlaka çevik kuvvet polisi de bulunsun. Yani hatta özel harekat polisi de bulunsun. Yani her okulda bulunsun. Gençleri teker teker doğuruyorlar. Ya bunu seyir mi edeceğiz? Ne yapsınlar? Yani Allah muhafaza kendilerini savunmaya mı kalksın çocuklar? Ki yani orada cana kastetme var.
Allah razı olsun. İşte bu 1980 öncesinde ülkücü gençler kendilerini koruyorlardı. Devlet zaafa düşmüştü. Polis gücü olmuyordu pek. Gençler kendi kendilerini koruyorlardı. Çok zor zamandı yani. Böyle bir durum yeniden yaşanmasın. Hazreti İshak, İshak Aleyhisselam 180 yıl yaşadı. Maşallah. Firavun'la konuştuklarında Hazreti Musa 80 yaşında. Tebliğ yaptı. Aslan gibi böyle. Heybetli. 2 metrenin üstünde boyu. Harun 83 yaşında. Harun abisi daha büyük. Almanya'da Çiçek Adası olarak bilinen bir yerin fotoğrafları vardı. Burası Almanya'nın güneyindeki Konstanza Gölü'nün üçüncü büyük adası. Bu adanın özelliği neredeyse dünyanın bütün çiçeklerinin ve ağaçlarının getirilip dikildiği bir yer olduğu için Cennet Adası olarak biliniyor. Dünyanın her yerinden akın akın insanlar bu harika Çiçek Adası'nı görmeye geliyorlar. Adada bahar ayında yaklaşık 15 bin lale açıyor. Ayrıca 500'ün üzerinde farklı gül, 200'ün üzerinde farklı açelya türü var. Ayrıca çiçeklerden oluşmuş heykeller var bahçede ve bahçelerde tavus kuşları dolaşıyor. Özenle bakılan orkideler sergileniyor. Ben vahşi çiçekleri seviyorum. Yani böyle özel yapılmıştı. Mesela benim hoşuma gitmez böyle bir şey. Yani güzel de yani o kadar değil. Doğal çok güzel. Köyde çok güzel oluyordu biz. Topçama çıkıyorduk. Efendim başka yüksek yer, yaylalık yerlerin her türlü güzelliğini görme imkanımız oluyordu. Doğal çiçekler vardı, doğal manzaralar da çok güzel oluyor. Erika 1976. Yasemin'i bir görelim Yasemin. Görelim. Ama mükemmel olmuş değil mi? Ercüment'i görelim. Mükemmel olmuş. Ama tarihi havada tam oturmuş. Doktor Cihat'ı görelim. O da çok mükemmel olmuş. Doktorumuzu görelim. Bayağı güzel olmuş. Tam o hava oluşmuş değil mi? Maşallah. Bu Mevlevilik adı altında dinsizlik Avrupa'da süratle yayılıyor. Bununla ilgili hükümete bilgi verelim. Rapor sunalım. İslam alemi de bu belanın farkında değil. Rumi izleyip ateistler, dinsizler, komünistler Rumi izleyen ortaya çıkıyorlar. Zevk veren her şey aşağılık kişiler delil elde edip aldanmasınlar diye yasaklanmıştır diyor. Yani aşağılık kişiler Müslümanları böyle görüyor. Yani bize Müslümanlara yasaklanıyor ya hanım. Aşağılık kişilere yasaklanmıştır diyor zevk veren şeyler diyor. Yoksa diyor şarap, çenk, sema haslara helaldir, aşağılık kişilere haramdır diyor. Yani halka harammış. Ama onlar da haşa aşağılık kişiler diyor. Yani halka da hakaret ediyor burada. İnsanlar, Müslümanlara da hakaret ediyor.
adamlar baş tacı ediyorlar. Seçme rubayıyla sayfa 43. Bak şarap helaldir diyor. Biz aşk kafiriyiz diyor. Biz diyor Müslüman başkadır diyor. Uçsuz bucaksız ovada diyor sevdamız uzar gider. Anlayan vardı mı usulca başını kor diyor. Yani olay ne işaret verdiğimizi anlarsa yanımıza gelir usulca bize tabi olur diyor. Bizim yolumuzda diyor ne Müslümanla yer var ne de kafirle yer var diyor. Müslüman da değiliz biz diyor. Mevlana Celaleddin sayfa 298. Bilmiyoruz bu adam mı yazdı? Yani Mevlana denen kişi mi yazdı? Başka biri mi yazdı? Ama dehşet verici izahlar. Allah'tan vasıtasız verilmeyen ilim geçerli değildir diyor. Yani peygambere gelen vahiy geçerli değildir diyor. Süs, kadın süsü gibi hemen geçer gider diyor. Mesnevi sayfa 276. Bana bilgi doğrudan Allah'tan geldi diyor. Onunki benimki geçerli diyor. Ama peygambere gelen Cebrail aracıyla geldi. O geçersiz diyor. Aracı olmaması lazım diyor. Bende olduğu gibi diyor. Allah'ın en büyük fıkhı diyor benim kitabım diyor. Falan buna benzer şeyler yani. Bunlar tabi uzun uzun kardeşler ders olarak anlatsınlar, izah etsinler. Bu yüzeysel kalmasın. Yani sadece benim anlatımımdan değil. Siz de detaylandırarak anlatın. Dönmez olsun, sensiz bu dünya dönmez olsun. Sönmez olsun, sönmez olsun, içimdeki bu ateş sönmez olsun. Çok nurlu yüzünüz maşallah. Alışılmış bir durum değil. Maşallah. Çok nurlusunuz. Çok akıllı ve çok asilsiniz maşallah. Maşallah.
Çocukların atla dans ettiği videoyu tekrar izleyebilir miyiz? Evet, bakayım. Gayreti çok acayip. Maşallah. Mesela bak, Ankara Üniversitesi'nde bir pano yayınlasana. Abdullah Öcalan var, Sakine Cans gibi teröristlerin resimleri var. Ankara Üniversitesi'ni ele geçirmiş PKK'lılar. Böyle istedikleri gibi faaliyet yapıyorlar. Orada da görevliler ilgilenmiyorlar. Sonra da öğrencilere bunlar palayla, bıçakla saldırıyorlar. Yine çocuklar sahipsiz kalıyor. Hükümet bu konuyu el atsın. Böyle panolar bilmem ne hazırlanması, komünistlerin orada bulunması, yani terörist komünistlerin bulunması olmaz. Hepsinin öğrencilerine son versinler. Hepsinin okuldan ilişiği kesilsin. Kanun çıkartıp konuyu bitirsinler. Bu zulüm böyle devam etmesin. Beşinak Tegürtel operasyon kapsamında dün Yeşilyurt Mahallesi teröristlerden tamamen temizlendi. Evet, okullar da teröristlerden temizlensin, okullar. İlçeler temizleniyor ama okulların temizlenmesi çok önemli. Okulda teröristin ne işi var? PKK'lı veyahut diğer terör örgütlerine mensup adamlar alenen elini kolunu sallayarak okullarda faaliyet yapıyor. Ve terörist olduklarını açık açık söylüyorlar, sorulduğunda söylüyorlar. Bunların burada okulda tutulmasının alemi yok. Hemen görevliler gereğini yapsınlar. Ve Boğaziçi'nde de bazı kantinlere girilmiyor. Hatta sürekli ideolojik eğitim yapılıyor orada da. Mesela Boğaziçi'nde orada burada falan, yani sivil polis de bulunsun, MİT elemanı da bulunsun. İstihbarat çalışması yapılsın. Orada hiçbir şekilde komünist, terörist adam bırakılmasın. Bütün teröristler temizlensin. İlçe temizliği tamam da asıl oradakileri temizlemek lazım. Hükümet buna hemen el atsın, gereğini yapsın. Milliyetçi Hareket Partisi bu tip güzel faaliyetlerde hükümete tam destek verir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konularda destekçi olmasını istiyoruz. CHP'ye de bir mektup yazalım. Hem Darwinizm konusunda hem bu konularda geniş kapsamlı bir kitap yazalım. Kitap şeklinde gönderelim çünkü mektup şeklinde pek olmaz. Çok kısa olur o. Avustralya'da yaşayan tavus kuşu örümceklerinin birkaç fotoğrafı var. Göreyim. 4 milimetre boyunda. Erkek cinsleri çok süslü. Bu ne lan böyle? Hayret edecek şekilde süsler ya. Maşallah. Görkem bir ismi yollamış. Var mı size? Aslan mı? Evet. Evet. Ama gözler benziyor. Evet. Evet. Cizre'de harap olmuş evlerin yıkımına hemen başlanmış. Çok iyi o. PKK da çok rahatsız olmuş. Ama elle tutulur netice hemen elde edilse iyi olur. Bu Mevlana ile ilgili siz bilginiz var mı? Anlatabilecek durumda mısınız? Mevlana Hazretleri, Mevlana bir şeyhe bir şey yapılmasını istiyor. Sonra şeyh de inşallah diyor, Allah dilerse yaparım diyor. Mevlana ona tepki gösteriyor. Salak diye bağırıyor. Aptal diyor. Zaten kiminle konuşuyorsun yani? Kendini haşa Allah'mış gibi gösteriyor. Hmm. İlahlaştırıyor kendisini.
Ama şöyle yapın, sayfaların orijinallerinden göstertin. Evet. Kitapların orijinallerini de götürelim. Evet. Yani sunum şeklinde göstertin. Yani kaynaktan göstermek çok iyi olur. Çünkü birçok kişi putlaştırılmış. Putuma laf söyleme, benim putumu yapmaz diyor. Putun yapmış ve yapmaya da devam ediyor. Allah'a, dine, mukaddese de hakaret ediyor. Ama kim yaptıysa ona diyoruz biz. Yani illa Mevlana yapmıştı demiyoruz. Ama o mevcut Mevlana adına yazılan kitaplarda bunlar var. Adamın ağzından biz bunu duymadık ama kitaplarda var. Onun adına yazılmış kitaplarda küfür çok fazla. Fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız. Çıkmıyorsun, seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmasa pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Film müzikleri dinleyelim biraz. Hazırlasınlar da yani. Hocam cinlerden ve insanlara yardım eden Hüddam adında bazı varlıkların olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Zehra Taş. Doğru da yani çok vakit alan, boş konuşan adamlar çoğu. Yani doğrusu akıllısını bulmak zor. Thank you.
acı da oluyor değil mi? Yani Allah'ım şu an atın üstünde gidiyor. Şapkası da başında, sıcak havada. Çölde ilerliyor yani. Kardeşimiz olayın havasına evet. Girmiş de gibi görünüyor. Yanlış anlamadıysın. Yani bayağı konsantre olmuş. Hocam CHP'yi nasıl yakın buluyorsunuz? İdeolojinize eksiklikleri nedir? Sonra... CHP'de Darwinizmin ortadan kalkması gerekiyor. En hayati konu o. Yani CHP Darwinizmi savunursa PKK'ya karşı nasıl tavır alacak? Hem Darwinist olacak hem PKK'ya karşı tavır alacak. Marksizmin kökenidir Darwinizm. Evet, dinliyorum. Suriye'deki Rusya'nın askeri operasyonlarını yöneten komutan Kor General Alexander Dornikov şöyle söyledi. Bir bakıma itiraf etmem gerek. Suriye'de IŞİD ve El Nusra gibi terörist gruplara karşı sadece savaş uçaklarımıza karşı koymadık. Karada özel komando birliklerimiz de aktif rol aldı. Bu komandolar savaş alanlarında aktif rol alarak bombardıman uçaklarımıza hedef belirlemede yardımcı oldular. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı sonucunda. Aynı zamanda Kürt gerillaları yani PYD ettiklerinde itiraf etti. Tabii onlara destek olur. Asıl yapan onlar. Bir de fakir fukara garibanları ezdiler, bombaladılar. Ve büyük imaj kaybına sebep oldu Rusya'nın. İmajı silindi. Putin'in imajı bayağı ezildi, yok oldu. Yaptıkları anketlerde de bunu gördüler. Son yapılan anketlerde. Ciddi imaj kaybı olduğu biliniyor. Ben bunu Putin'e söyledim. Uyardım ama çok geç vazgeçti. Vazgeç bak bu seni bitirecek dedim. Tabii imajın sana bağlı tamamen kayboluyor dedim. Manna ve esir iç içeler ikisi. Esirden ve göklerden gelen manevi gıdanın adına manna deniliyor. Outside another yellow moon.
Dawn's so old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz inşallah.